Konu malum, Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ilk ifadesinde ne söyledi? Detaylar yine Tugay Saday'da. Tugay, seni dinliyoruz. Tunç Asanar, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın resmi ifadesinin henüz alınmadığını belirterek başlayalım. Ancak ön mülakat yapılmıştı. Yani bir ön görüşme, şifahi görüşme, resmi evraka yansımayan görüşmeler gerçekleşti. Bu görüşmeler neticesinde de aslında soruşturmanın seyri açısından da önemli bir detaylar vardı. Öncelikle yapılan bu şifahi ön mülakat görüşmelerinde Mehmet Aydın'ın neden teslim olduğu sorusuna, yurt dışında çok sorunlar yaşadı, ailesiyle de çok sorunlar yaşadı, bu sebeple teslim olmak istediğini ve bu sebeple teslim olduğunu ekiplere ilk verdiği bilgiler arasındaydı. Çok önemli bir detay da vardı. Mehmet Aydın Brezilya'ya da Türk konsolosluğuna teslim olduğunda ve İstanbul'a geldiğinde yanında şirket belgelerini ve alacaklar listesini de getirmişti. Aslında havalimanı şube müdürlüğüne ilk indirildiğinde hem havalimanı şube müdürlüğüne hem havalimanında bulunan Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı Adliyesi'nde de işlemleri yapılmıştı. Bu işlemlerin detayları da aslında ortaya çıktı. Bu işlemlerde Mehmet Aydın'ın Brezilya'dan gelirken getirdiği hem şirket belgeleri hem de alacaklar listesi polis ekipleri tarafından, oradaki görevliler tarafından kayda geçirildi ve o evraklarla, belgelerle birlikte İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ekipler daha resmi ifadeye başlamadığını belirtmiştik. Avukatları geldi Mehmet Aydın'ın. Onlar da henüz daha ön görüşme yapmadılar. Onların ön görüşme yapması bekleniyor. Ancak şu bulunduğumuz saat itibariyle İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nde Mehmet Aydın'ın Brezilya'dan gelirken getirdiği hem alacaklar listesi hem şirket belgeleri incelemesi yapılıyor. Daha önceden de zaten yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame vardı. Bu iddianamede de ele geçirilen zaten dijital dokümanlar, şirketle ilgili bilgiler, belgeler vardı. İşte bu Mehmet Aydın'ın getirdiği belgelerle daha önceden ele geçirilen belgeler karşılaştırılacak ve bu getirdiği belgelerin doğru olup olmadığını tespiti öncelikle yapılacak. Bir diğer ifadesine gelecek olursak Mehmet Aydın'ın yine polis ekiplerine verdiği şifahi bilgide bütün borçlarını zamana yayarak ödeyeceğini söylediği belirtildi ve bütün alacakların parasını bir şekilde alacağını, kendisinin bu ödemeleri yapacağını belirtti. Zaten bu şirket belgelerinde getirdiği alacak evraklarında da kalem kalem bütün alacakların borçlarını yazmıştı. İşte o kayıtlara binaen bu ödemelerin yapılacağını yine şifayen söylemişti. Ancak dediğimiz gibi resmi bir ifade işlemi alınmadı. Sadece bu şifayen ön mülakat görüşmelerinde Mehmet Aydın'ın verdiği ilk bilgilerdi. Avukatların yaptığı ön görüşmeden itibaren resmi ifade işlemlerin alınması da bekleniyor diyelim ve sözü size, merkeze bırakalım.